Esselamun aleyküm değerli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz. Karacaköy Mahallesi Emir Yusuf Camii şu anda inşaatı devam ediyor. Çini hat nakkaş işi. Burada bu camimizin biz yolda gidince bir abimizle karşılaştık. Şimdi içeride kendisiyle bir röportaj yapacağız. Evet değerli kardeşlerimiz, Karacaköy Mahallesi Terme şu anda görmüş olduğunuz gibi Emir Yusuf Camimiz çini son aşamasına gelmiştir. Görmüş olduğunuz gibi şimdi bu camiye nereden geldim? Nasıl geldim? Beni kim yolladı? Vesile diyoruz ya, hani bir sebep olacak. O sebebi de şimdi burada anlatacağız sizlerle. İlk önce camimizin dört açıdan her tarafını sizlerle paylaşalım. Evet, müezzinliğimiz tabi henüz tam bitmemişse de şöyle camimiz. Evet değerli kardeşlerimiz, şu anda karşıda bizim abimiz var. Esselamun aleyküm. Başım üstüne. Şimdi bu abimizle biz nasıl tanıştık? Samsun istikametinden gidiyorum. Havaalanına varmadan Dikpik değil mi? He, Çınarlık Dikpik. Yani öyle diyelim. O yol güzergahında yolun üzerinde durmuş. Annesi de rahatsızdı. Yatırmışlar hastaneye. Orada yanında durdum. Kendini hafif eğdi, bana baktı, bir şey mi söyleyecek diyerek, ben de Samsun'a gitmiyor musun dedim. Orada biz abimizle tanıştık. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Evet. Hasan Osman'la tanışmamız Samsun Çınarlık Mahallesi'nde oldu. Annem ameliyat olmuştu. Ben de aynı zamanda tırcılık yapıyorum. Arabamı yükledim. Samsun'a annemin yanına gideceğim. Yanımda otobüs bekliyorum. Üç tane otobüs geçti. Beni almadı. Doluydu. Yanımda bir sarı araba durdu. Baktım adam bizim bölgenin adamı değil. Yabancı bir adam. Dedi Samsun'a gitmiyor musun? Samsun'a gidiyorum dedi. Neyse bindi arabaya. Ne var ne yok arabaya baktım. Sen kargo işi mi yapıyorsun dedim. Yok dedi çini işleri. Tamam dedim ya biz de cami yaptırıyoruz. Bu şekilde bir tanışmamız oldu yolda tesadüfen. Bu da Allah'ın işi tabii ki. Yani adamı arasak bulamayız. Ondan sonra geldi köyümüze. Fiyatları verdi. Fiyatlar da uygun. Yapmış olduğu işi de zaten kamerada gösterdi. Çok çok güzel. Bütün işçilik. Daha önce yapmış olduğu işleri de gösterdi. Bafra'ya gitti arkadaşlarımız. Beğendi. Bu vesileyle tanışmış olduk. Şu anda Allah Şu razı anda. olsun. Yolda benim yaptığım hareketi her insanın yapması gereken, hele hele insan, Müslüman değil. Bir insanlık vazifesiydi. Aldık. Orada tanıştık. Arabaya Merhaba. binerken dedim ki insanlık kalmamış. Ben dedim onu ararsan bende hiç yok. Cenab-ı şeyi bu da yani. Bu Şimdi bir bizi yani hikmetti. en başta Evet. yani. Dedin ki Belki Yılmaz abi, arasak bulamayız böyle bir adam. evet dedin ki Yılmaz abim amcaoğlu cami ile ilgileniyor. Sağ olsun. Evet Çok ben de iyi. geldim o gün, sen de Yağlıdere'ye gittin. Uygun. Yani şöyle, ekmeğimizi yiyoruz desek yemiyoruz, yalan. Ekmeğimizi yiyoruz. Bizim böyle 8-10 ekmeğe ihtiyacımız yok. Ne aç kalalım ne açıktan. Allah'ın izniyle inşallah Rabbim sizlere de mübarek kılsın. Amin. İnşallah herkes burada gördüğü zaman sizler de bizi tavsiye ederek caminin bu halini göreceksiniz. Buradan söylediğiniz neydi? Arif Işıtan değil mi? Işıtan. Evet. Evet, buradan emeği geçen Işıtan ailesine ve hayırseverlere canı gönülden dünya kadar kucak dolu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi camimiz tabi tavanlı bir cami, güzel bir şekilde döşendi. Bundan sonrası inşallah halısı ve
merdivenleri yapılarak inşallah sizlere sunulacaktır. Allah'a emanet olunuz. Hasan Ustam bize bu rengi tavsiye etti. Herkese de ben tavsiye ederim. Yani işi ehline bırakın, renge hiçbir cami yaptıran karışmasın derim. Sıkıntı yok. Biz çok beğendik. Şeyde dedik, Akteke Fatih Hocam buradan dünya kadar selam gönderiyorum. Fatih Hocam'ın camisine biz dedik yapmışız. Gidip orada gördüler. Onlar da kararı kıldı. Rengi ailece paylaştığınızda ne diyorlar? Güzel renk değil mi? Aynen. Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olunuz.